Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Yarın oynanacak olan Kadınlar Süper Kupa maçı öncesi Kastamonu Belediyespor Gençlik Spor Kulübü antrenörü Şenay Özel ve takım kaptanı Serpil İskenderoğlu ve Armada Praxis Yalıkavak Spor Kulübü baş antrenörü Kıvanç Özcan ve takım kaptanı Yeliz Özel ile birlikteyiz. Maç öncesi basın toplantısını gerçekleştiriyoruz. İlk olarak sözü Armada Praxis Yalıkavak takım kaptanı Yeliz Özel'e bırakıyoruz. Maçla ilgili düşünceleri alacağız. Herkese merhabalar. Büyük olarak söz bana düştü yine. Evet. yarınki maç iki takım için de çok önem arz ediyor. Önemli bir maç. Kupayı Yalıkavak, son Türkiye Kupası'na alan Yalıkavak, umarım bu sezonda Süper Kupayı alarak devam ettirmek istiyoruz. Umarım hak eden kazanır. Güzel bir maç olacağına, seyri güzel olacağına eminim. Destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Merhabalar herkese. Süper Kupa bizim için çok önemli ve değerli. Kastamonu Belediyesi olarak her zaman her sene ligde 3 kupaya da talip bir takımız. Hazırlıklarımızı tamamladık. Yarınki maça hazırız. Biliyoruz ki zor bir maç olacak. Kupa maçları her zaman zor olur. Karşılıklı güzel fair play içinde geçen seyir zevki yüksek güzel bir maç izleteceğimizi düşünüyorum. Armada Praxis Yalıkavak'a başarılar diliyorum. Teşekkürler. Merhabalar. Telafisi olmayan bir maç aslında. Çünkü tek maç ve bir kupa var. Bunu biz almak istiyoruz tabii ki de. Cumhuriyetimizin 100. yılında kutlayacağımız bu sezon içerisinde bu kupayı almak bizim için farklı anlamlar ifade edecek. İnşallah kupayı Kastamonu'ya götüreceğiz. Yalıkavak'a başarılar diliyorum. Evet, iyi akşamlar diyorum herkese. Tabii ki bir kupa her takım için önemli. Güzel duygular besliyoruz aslında bir kupa aldığımızda. Tabii ki bu maçtan önce Kastamonu Belediyesi'ne ben başarılar diliyorum. Onlarla uzun zamandır karşılaşıyoruz hep kupalarda. Geçen sene güzel bir sezon geçirdik. Kendi adımıza söylemek gerekirse Türkiye Kupası'nı kazanarak. Bir hayalimiz vardı, onu gerçekleştirdik. Bu tabii ki hayalin geride kaldı artık ama şimdi yeni bir hayalimiz var, yeni bir isteğimiz var, yeni bir arzumuz var. Bu da Süper Kupa. Bizler için önemli, sporcular için, kulübümüz için, yöneticilerimiz için, hepimiz için çok önemli. Buna hazırlandığımızı düşünüyorum. İyi de bir hazırlık dönemi geçirdik burada 3 gün kalarak. Kamp gibi oldu bizim için aslında. Tabii bu maçlarda artık teknik taktiğin çok değil ama isteğin daha ön planda olduğunu düşünüyorum. Ve bizim sporcularımızda da bunu görüyorum, isteklerini. İnşallah yarın buradan hem kupayı alarak hem sezonun da gerisini daha iyi tamamlamamız açısından iyi olacağını düşünüyorum. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Evet, seyri de güzel. Kaptanlarımız da söyledi. Çünkü ambiyansın da burada daha iyi olacağını, salonumuz güzel. Federasyonumuz o hazırlıkları da tamamladığını da görüyorum. Biliyorsunuz bu tür şeyler sporcular için her zaman önemlidir. O motivasyonu sağlarlar. Bunun için de dediğim gibi her şey aslında hazır. Tek ortaya koyacağımız mücadele olacak. İnşallah dediğim gibi kazanan biz oluruz. Güzel de bir handbol olsun dileğim bu. Teşekkür ediyorum. Baştaki soruyu Ankara seyircisine biz çağrımız var mı? Tabii ki. Tabii ki. Ayrıca voleybol biliyorsunuz kadınlarda bizim kulüpten başarılar elde ettik. Benzeri her türlü için neden olmasın? Her konuda olması için sizce neler yapmalıyız? Gözlerimizde eksiklerimiz var mı? Bu anlamda bir çağrı bulmak isterseniz onu da
kamera görebiliriz. Tabii ki Ankara seyircisini salonları doldurması için çağrıda bulunuyoruz. Her zaman desteklerine ihtiyacımız var. Yani bu Kastamonu Belediyesi, Yalıkavak veya diğer kulüpler için de geçerli. Yani seyirciye gerçekten ihtiyacımız var. Desteklemeleri için bekliyoruz. Ama Ankara'nın seyircisi iyidir. Yani handbolu bilen bir taraftar vardır. Umarım yarın onları burada görürüz. Evet, yani voleybolla handbolu şu an karşılaştırmak istemiyorum. Çünkü çıta çok büyüdü voleybolda. Umarım yani daha önceleri Kıvanç Hocam zamanında yani handbolun çok iyi bir yerlerde seyircisinin çok yüksek olduğu bir spor dalı olduğunu biliyorum. Yani küçüklüğümde bunu da gördüm. Yani evet. Arkadaşlarım da görmüştür. Bir şeyler neden olmasın? Doğru yapıldığı zaman yani doğru projelerle ilerlenirse neden olmasın? Benim tabii ki umudum çok yüksek. İnşallah olur. Şimdi Ankara biz hepimiz üçümüz de Ankara'da büyüdük. Ankara'da handbolle tanıştık. Ankara'da yetiştik yani gençliğimiz buralarda geçti. Ve Ankara'nın gerçekten bir handbol seyirci kitlesi olduğunu düşünüyorum ben. Ve onların yarın bu maçı kaçırmamaları gerekir. Hepsini tabii ki davet ediyoruz. Fark etmiyor Yalıkavak, Kastamonu, Yeliz'in de dediği gibi herhangi bir takım. Önemli olan handbol seyretmek ve handbola destek olmak aslında. Hepsini salonumuza bekliyoruz. Güzel bir maç izleteceğimizi de söz veriyoruz. Merak etmesinler. Onun dışında handbolün gelişmesi tabii ki voleybolla şu anda onlar bambaşka bir boyuta ulaştılar ama bunun için bir zaman harcadılar. Yani hiçbir şey 3 ayda olmadı. Bizim de bu handbol konusunda bir zamana çok doğru bir programlamaya ihtiyacımız var ve bunun yanında tabii başarıya ihtiyacımız var. Eğer doğru programlama, zamanlama ile ilerlersek tabii medyanın desteği bizim için çok önemli. Belki ileriki yıllarda zaman içinde çok güzel bir jenerasyon yakalayıp onlarla güzel bir başarılara imza atabiliriz. Bizim umudumuz bu yönde. Gençlikte umudumuz var açıkçası. Umarım bizim yaptıklarımızdan çok daha iyi şeyler yapabilecek yeni jenerasyonlar gelir. İnşallah. İnşallah. Rica ederiz, teşekkür ederiz. Dikkat et. Ben bir yavaştım, sen düşün. Ben gözükmem. Teşekkürler. Teşekkür ederiz.